bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir gecedeyiz. Neler söylemek istersiniz? Yani ayağımın tozuyla tatillerimi yaptım. Londra'daydım zaten bir 5-6 aydır. Öyle hafif hafif İstanbul'a ısınmak için güzel etkinliklere, eventlere katılmaya başladım diyelim. Hoş geldiniz diyelim. Bunu önüme koyun ama elbisemin güzelliği kapanmıyor. Onu arayacağız finalde detayımızı. Kıyafeti soralım hatta. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Yani aslında çok çabuk hazırlandım. Yani ben çabuk hazırlanmayı seviyorum. Makyajımı kendim yapıyorum. Saçımı yıllardan beri Cemil yapıyor her şeyini. Elbiseyi de çok sevdiğim styling arkadaşım Suudi Etuz'dan aldı. Öyle. Saçlarda şey da bir değişikliğe gidilmiş. Çok dedik. Dikkatlisin. Yemin ediyorum bütün kadınların istediği erkek. Dikkatli bir erkek. Evet, biraz rengini açtırdım. Bir nedeni var mı yoksa tamamen yani yaz için. Harika. Londra nasıl geçti peki onu soralım. Uzun dönem, yarım sene kaldınız. Evet, rüya gibi geçti gerçek anlamda. Yani çok mutluydum. Çok güzel geçti. Türkiye tatilleriniz, ama yeniniz olan tatiliniz konuşuldu. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Su şakası da bugün çok konuşuldu yine. Dün. Benim fıskiye yeğenim 14 yaşında ve onunla gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var. Böyle eğleniyoruz. Evet, onu da ben her sene bir tatile götürmeye çalışıyorum. Benim için çok özel bir çocuk. Zaten yeğenim olduğu için, bir de özel durumundan dolayı ayrıca yüreğimde, hayatımda yeri farklıdır. O yüzden onun her sene bir mutlu olması için onunla ilgili özel olarak bir etkinlik düzenliyorum. Onun beğeneceği. Bu sene de onunla beraber gemi yaptık. Hatta bir eski partnerim de oradaydı. Böyle güzel bir tatildi yani, bir haftalık. Uzun zamandır sizi bir erkekle göremiyorduk. Yeğeninizle görmüş olduk aslında. Yok, yeğenimle çok görüyoruz. Yani. Peki, var mı yeni projeler? Şimdi İstanbul'a döndünüz. Muhtemelen projeler için geldiniz diye düşünüyorum. Evet, menajerimin zoruyla geldim diyormuşum. Yani tabii hani okuduğum işler var. Heyecanlandığım şeyler de var. Bakalım Allah'ın izniyle en güzeli olsun diyorum. Peki neler yapacaksınız? Yazın tatile devam edecek misiniz? Evet, yarın İtalya'ya gidiyorum. Bir haftalık daha tatilim var. Ondan sonra bakalım Türkiye'de de yaparım. Çok sevdiğim yine bir arkadaşımla. Sevdiğim arkadaşlarımla gezmeyi seviyorum. Sizin nasıl projeler, heyecanlandırır? Neye dikkat ediyorsunuz size gelen projelerde? Gönlün eğer heyecanlanıyorsa, kendini bir projenin içinde görüyorsan, yani o böyle anlatılacak, cümlelere dökülecek bir şey değil ya. İçinin kıpır kıpır olması lazım. Oyunculukta tabuları olan bir kadın mısınız? Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim ama tabii ki de bir şey yaparken, bir şey eklederken sonrasında ne olacağını yaşadığımız coğrafya dolayısıyla tabii ki de düşünüyorum zaman zaman. Parantez içinde, Türkan Çolak kanunlarınız var mı? Efendim, yıl olmuş 2024. Yani. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Kıyafetin güzelliğini bir görelim. Bir görelim. Evet. Dikkat edecek. Deniz Yıldızı tatili simgeliyor herhalde.